Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT tarih soru çözümlerimizi es kesmeden devam ediyoruz ve sizler için 5 tane harika sorum var. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Oynatma listelerine mutlaka göz atalım. Beğenirseniz sevinirim. Sorularımız kavram ağırlıklı olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Ne diyor hocam? Verilen kavramlardan hangilerinin açıklaması yanlıştır? Birinci, ressam. Doğru mu? Doğru değerli arkadaşlarım. Genelde bu mollarla ilgili bir kavramdır. Dikkat edelim. Turan taktiği özellikle Türklerin uygulamış olduğu en önemli savaş taktiklerinden biridir değerli arkadaşlarım. Biz buna kurt kapanı taktiği diyoruz. Genelde azınlıkta olan ordu bu taktiği uygular. Dikkat edelim. Bal bal kağıt üret. Bismillahirrahmanirrahim. Bal bal mezar taşı demektir değerli arkadaşlarım. Eski Türklerde öldürdüğü düşman sayısı kadar mezar taşı dikilirdi. Yani kağıt katlama sanatı örneğini verebiliriz. Kağıt katlama sanatına biz origami diyoruz. Bal bal yanlış cevap değerli arkadaşlarım. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Kavramlara dikkat edelim. ÖSYM tercih ediyor. İkinci sorumuz yine kavram değerli arkadaşlarım. Türk İslam tarihinden. Türk İslam devletlerinde merkez yapısı cami olan çok amaçlı inşa edilmiş yapılar aşağıdakilerden hangisidir? Kümbet, biz kümbete anıt mezar diyoruz değerli arkadaşlarım. O yüzden sen bunu eleyeceksin. Bedesten değerli mücevher ve kumaşların satıldığı yerdir. Bunu da eleyeceksin. Ribat, Hanların kervansaraya verdiği isimdir. Bunu ele. Külliye doğru cevabımız Limarhane hastanedir değerli arkadaşlarım. Bunu bilmeyen yoktur zaten. Cevabımız külliye olacaktır. Yapılar topluluğu diyoruz. Çok amaçlı yapılar değerli arkadaşlarım. Üçüncü sorumuz yine kavram sorusu. Osmanlı Devleti'nden medrese eğitimini tamamlayan, müderris olmaya hak kazanan kişilere diploma olarak verilen belge aşağıdakilerden hangisidir? Ferman, padişahın emir ve istekleridir değerli arkadaşlarım. O yüzden sen bunu ele. Berat, padişah tarafından verilen görevdir. Tamam, fetva. Şeyhülislam tarafından çıkarılan bildiridir değerli arkadaşlarım. Şeyhülislam'ı unutma, din alimidir. O yüzden bilmemiz lazım. İcazetname doğru cevabımız meşhur onay anlamı taşır. Biliyorsunuz ki hükümdarlar halifeden onay almak için yani güçlerini pekiştirmek için halifeden meşhur olurlardı. Cevabımız icazetname olacaktır. Dördüncü sorumuz Osmanlı siyasi tarihiyle ilgili aşağıda verilen savaşlardan hangisinin 1. Selim zamanında yapıldığı söylenemez. Turnadağ Savaşı 1. Selim döneminde gerçekleşen bir savaştır. Bu savaşın sonucunda Doğu Kadiroğullarına son verilmiş ve Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır. Çaldıran Savaşı Yavuz Sultan Selim ile en büyük rakibi Şah İsmail arasında gerçekleşen savaştır. Bu savaşı Yavuz Sultan Selim kazanmıştır. Otluk Beli, oho bunu burada bırak. Ridaniye ve Mercidabık Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferleridir. Ridaniye Savaşı sonucu Memlüklere son verilmiş ve Osmanlı tarihinin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim olmuştur. Otluk Beli Savaşı Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleşen bir savaş değildir. Bu savaş Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusu ile Uzun Hasan komutasındaki Akkuyunlu ordusu arasında geçmiştir ve bu savaşı Fatih Sultan Mehmet kazanmıştır. Beşinci sorumuz İnkılap tarihinden Balkan Savaşları ile ilgili bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları'nda kaybedilen yerlerden biri değildir? Hem bir hem ikinci Balkan'ı istiyor. Arnavutluk Osmanlı'dan ayrılan son hazırlık oldu. Selanik'i alan Yunanistan oldu. Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan arasında paylaşıldı. Kavala 1. Balkan Savaşı sonucunda biliyorsunuz ki Bulgaristan'a verilmişti. Ancak Bulgaristan değerli arkadaşlarım 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında bağımsız olmuştur. Buna dikkat edelim. 5 soru bu şekildeydi. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.